kendim gibi hissediyorum. Ne istediğimi çok iyi bildiğimi hissediyorum. Hayatımın şarkısı dediğim şarkı Küçük Bir Yol. Devrim dedim bu şarkı benim olmalı. Lütfen başkasına gitmesin. Hadise'nin şarkısı hangi şarkı diye sorarsanız bence bu şarkı yani Küçük Bir Yol. Bazı konuları insan geride bırakabiliyor ama bazılarını bırakamıyorsun. Bilal Bey tekrar bir çay. Nasıl hissediyorum? Özgür hissediyorum. Güzel soru. Özgür hissediyorum. Kendim gibi hissediyorum. Ne istediğimi çok iyi bildiğimi hissediyorum. Ve bu duyguyu çok uzun zaman yaşamadığımı hissettim. Bu şarkıları ilk duyduğumda ve evet bu benim, bu şarkılar benim olmalı dediğimde o özgürlük hissini çok enteresan bir şekilde yakaladım. Yani bunu tabii şarkı söylemeyen bir insan nasıl anlar bilmiyorum ama gerçekten albümünüz için bir şarkı ararken o hissi arıyorsunuz aslında. Şarkıyı dinlerken genelde matematiğe bakmıyor insan. Bu şarkı bana beni yansıtıyor mu? Yaşadığım şeyi veriyor mu? İnandığım şeyleri veriyor mu? Bunu diyorsun aslında bir sanatçı olarak. Ve bu şarkılar bu duyguları hissettirdi bana. O yüzden nasıl hissediyorum? Çok özgür hissediyorum ve bence bu his, bu hissi herkes hissetmeli. Beyinde ve kalbinde özgür hissedebilmek bu çok değerliymiş ve bunu gerçekten çok samimi söylüyorum. Bu şarkılarla yaşadım. Küçük Bir Yol'u ilk nerede duydum? Bu çok tatlı bir detay aslında. Çünkü aylar önce olan bir olay bu. Yani geçen sene hastanedeydim. Ve bayağı ağrılar içindeydim. Menajerim Haluk sağ olsun her gün geldi, uğradı. Bütün zaten sevdiğim dostlarım da aynı şekilde. Ve Haluk ikinci gün Hadise bir şarkı var elimde dedi. İçimden de şey diyorum Haluk. Yapma ne olur diyorum içimden tabii ona diyemiyorum hani yatıyorum yani şimdi şarkı dinlemek istemiyorum asla o hisse değildim. Ama kulaklığımı taktım bayağı yatıyordum bu arada hiç dikte oturmuyordum yatarak dinledim. Ve dinlerken gözümden bir yaş damladı. Hatta o anı resmini çektim ve direkt işte şarkının zaten yaratıcıları Mete Özgencil ve Devrim onlara yolladım. Yani Devrim'e yolladım daha doğrusu. Devrim dedim bu şarkı benim olmalı. Lütfen başkasına gitmesin. Duygusal bir durumdaydım kendimle. Şarkıda çok nasıl desem dikkat etmem lazım. Çünkü ben aslında çok detay vermeyi de seviyorum ama çok aşırı detay da vermek istemiyorum. O yüzden çünkü bazı şeyler insana özel kalmalı. Ama tabii ki de buradan şarkıyı merak edenlere, beni sevenlere tabii ki de çok detay vermek istiyorum ama bir yere kadar. Hayatımda çok enteresan bir geçiş yaşıyordum özel hayatımda. Ve hastanede olmam, orada ağrılar içinde olmam ve bu şarkının tam da o gün bana gelmesi çok enteresan bir şekilde beni etkiledi. O yüzden de şarkıya direkt aşık oldum. Direkt bir bağlantı kurdum şarkıyla ve o günden beri şarkıyı her dinlediğimde bir enteresan bir şey oluşuyor bende. Ama tabii o da şarkıyla olan bağımdan dolayı. Bu güzel soru. Bende uyandırdığı duygu. Aslında ilk söylediğim şeydeki gibi özgürlük bir kere. Yani çok duygusal bir şarkı. Yaşadığım bir şeyin çok güzel bir şekilde anlatılması aslında his bu bende. Yani buna çok direkt umut ya da değişiklik ya da bir bitiş ya da bir başlangıç diyemiyorum. Gerçekten hissettiğim duyguların bir şarkıya tercüme edilmesi bu. Evet bu. Evet, çünkü hayatımın özellikle kariyerimin bir döneminde, şimdi bir tık profesyonel kısmına geçeceğim, çok özele değil. Bir tık sıkıştırılmış ve nasıl desem daralmış hissettiğim uzun bir dönem yaşadım profesyonel hayatımda. Küçük bir yolla da aslında
o değişiklik, yani o verdiğim kararlar, işte açmak istediğim yeni kapılar, arkasından koşmak istediğim yeni hedeflerin şarkısı oldu benim için. Gerçekten hayatımın şarkısı dediğim şarkı Küçük Bir Yol. Bu yüzden de bence bu kadar, klibine de bu kadar özendik. Şu an burada oturup bu şarkıyı bu şekilde sevenlerime anlatmak da benim için bundan dolayı önemli. Çünkü şarkı hayatımdaki en önemli şarkı. Yani benim için, yani benim bir numaralık şarkı benim için. Gerçekten. Şarkı bence bugüne kadar yaptığım en güzel şarkı. En çok beni anlatan, duygularımı tam doğru bir şekilde yansıtan bir şarkı. Çünkü her dinlediğimde hala duygulanıyorum ve kaç ay geçti. Şarkı ilk dinledikten sonra bayağı bir süre geçti. Bunun demosu okundu, tekrar girdik, gerçek okumaları yaptık. Ondan sonra bunun bir klip süreci vardı. Klip için yönetmenimiz Şenol'la sürekli telefondaydık. Şöyle yapalım, böyle yapalım derken, yani şarkıyı o kadar hissederek yaşadım ki her anını. O yüzden bence Hadise'nin şarkısı hangi şarkı diye sorarsanız bence bu şarkı, yani Küçük Bir Yol. Şöyle, Küçük Bir Yol hayatımın şarkısı dediğimde aslında şu anlama gelmiyor. Hani artık hep bu tarzda, hani bu ciddiyette, bu duygusallıkla mı olacak? Hayır. Çünkü ben hiçbir zaman yaptığım bir şeyi tekrarlamam. Yani biz gerçekten çok güzel şarkılara imza attık bence. Çok güzel şarkılar yaptık, çok güzel klipler çektik ama hiçbir klip bir önceki klibi hatırlatmadı. Hiçbir şarkı bir önceki şarkıyı hatırlatmadı. Yani birkaç örnek vereceğim. Prenses, Mesajımı Almıştır O, Düm Tek Tek, Neredesin Aşkım, Sıfır Tolerans. Hiçbirisinin birbiriyle alakası yok ama hepsinin alakası benle. Ve her seferinde yeni bir hadise, yeni bir şeyler anlatmak isteyen bir hadise. Bu şarkıları ben yazmamış olabilirim ama seçtiğimde şarkılarımı ben bunu yazmış olabilir miyim kafasıyla dinleyerek öyle seçiyorum. Mesela bazen bana şarkılar geliyor ve bu cümle benlik değil diyorum. Hani bu kelimeyi ben hayatımda kullanmıyorum. Niye girip stüdyoda o zaman bunu okuyayım? Gerçek gelmiyor bana. Bu şarkıdaki, ya bu şarkıyı sanki ben yazmışım, öyle hissediyorum Küçük Bir Yol ama tekrar bambaşka bir şey yapabilirim. Yani sıradaki EP'de ya da albümde diyelim, bambaşka bir hadise görebiliriz. Çünkü insan sürekli değişiyor ve insan sürekli bir şeyler yaşıyor. O yüzden valla ben de merak ediyorum benim yolumu. Küçük bir yol değil aslında. Küçük bir yol deyince aslında çok büyük bir yol. O yüzden merakla bekliyorum sıradaki adımlarımı. Bence sadece benle alakalı değil. Bence her sanatçıdan sevenleri bir değişiklik, bir yenilik, bir tazelik bekliyor. Bu benim için de geçerli. Ama hiçbir zaman bana yakışmayan bir şey yapmam. Yani tabii ki de sevenlerimi, çünkü deliler gibi beklediler bu şarkıları, biliyorum. Onlara, ya nasıl desem, onlar bir şeyi istiyor diye değil. Ben hazırsam, ben hazır hissediyorsam, ben bir şeyleri değiştirmek istiyorsam o zaman değiştiririm. Tabii ki de onları dinliyorum. Onların düşünceleri benim için çok önemli. Çünkü ben Team Hadise diyorum, Hadise sevenlere. 7'den 70'e kim olursa fark etmez, Team Hadise'dir. Onlar beni koşulsuz, şartsız seviyorlar. Yani seviyorlar. Hiç yalnız hissettirmiyorlar. En düşük, en mutsuz anımda diyelim, beni gerçekten güçlendiren tek şey onlar. İyi ki varlar. Çünkü benden bir şey beklemeden beni sevebiliyorlar ve günlerce, aylarca yeni bir şarkı, yeni bir klip bekleyebiliyorlar. Bütün de o sıcacık destekleriyle beraber. Bence bu dünyada yaşayabileceğim en büyük aşk. Onlarla yaşadığım şey. Çünkü beni yarı yolda bırakmıyorlar. Ben onları bazen belki de 2 yıl bekletiyorum yeni bir şarkı için ama onlar hep orada. Ay, duygulandım. Küçük
Küçük Bir Yol'un klip hikayesini şöyle yazdık. Şenol Korkmaz benim uzun yıllardır, yani 2006'dan beri tanıdığım, çok yakın dostum artık. Birkaç klip çektik beraber. O yüzden beni çok çok iyi hissedebiliyor. Kendimi nasıl, ekranda nasıl beğendiğimi çok iyi biliyor. Yani herkesin, nasıl desem, herkes kendisini nasıl görmek istediğini bilir. Hangi ışığı sevdiğini bilir. O da onları biliyor benimle ilgili. Hadise bunu sever, Hadise bunu sevmez, çok iyi biliyor. Küçük Bir Yol'da zaten şarkıyı ilk yolladığımda kendime gelemiyorum dedi. Bu benim için çok önemli. Yönetmen bir kere şarkıyı hissetmeli benim gibi. Ondan sonra bana şey dedi, ne anlatmak istiyorsun dedi. Ben de ne anlatmak istediğimi çok iyi biliyordum. Çünkü özel hayatımda yaşadığım bir durumla alakalıydı. Böyle bir hikaye istiyorum dedim. Ama tabii sana bağlı. Yönetmen sensin, sen çiz, sen bağla. Sen girişi çıkışı, onu sen yaz. Ama anlatmak istediğim duygu ve yansıtmak istediğim hikaye bu dedim. O da bundan yola çıkarak müthiş bir hikaye yazdı. Zaten Şenol'un çalışma tarzını bir görseniz. Ben hayatımda çok yönetmenle çalıştım. İsim vermeyeceğim. Ama Şenol Korkmaz gibi bir yönetmen yok. Yani Şenol Korkmaz benim için bugüne kadar çalıştığım en iyi yönetmen diyebilirim. En sevdiğim, en huzur bulduğum, en beni anlayan yönetmen. Mesela sette bir şey çektiğinde tamam diyor. Yani bin kere sanatçıyı yormuyor. Bu çok önemli. Çünkü artık çok yönetmen var piyasada diyelim. Ama işini gerçekten bilen çok insan yok bence. O yüzden doğru insanla çalışmak çok önemli bir sanatçı için. Seni anlayabilmesi lazım. Yani senin ne hikaye anlatmak istediğini bilmesi lazım ve seni tabii ki de sette yorulacaksın. Yani biz iki gün deliler gibi ilk gün sabah 7.30'da ilk sahnemizi çektik. 4.45 sabah ilk gün, klip çekim günü. Kaçta uyandım ben o gün? 4'te uyandım. Ersan ve Alev, saç ve makyaj, 4.45'te bendeydiler. Evde hazırlandık. Ondan sonra tam 7.30'da İlk çekeceğimiz sahne için lokasyondaydık. Biz hazırdık. 7.30. Bu çok enteresan bir şey. Ve çektiğimiz ilk sahneler aşk, yani sevgilimle bir, nasıl desem, tekrar barışacak mıyız, barışmayacak mıyız, bir duygusal bir sahne yaşıyorum. Enteresandı. Şimdi ben oyuncu olmadığım için sabah 7.30'da, evet, sabah 7.30'da böyle bir sahne çektik. Bu çok enteresan ama öyle anlarda bile Şenol mesela çok güzel yönlendiriyor. Duyguyu tam veremedin diyor, tekrar çekiyor ama 10 kere çekmiyor. Yani müthiş bir ön çalışma var ve bence ön çalışma başarının sırrı zaten provadır. Ve ben bunu yıllardır söylüyorum. Provadır ve ön çalışmadır. Neyi çekeceğini ve ne anlatmak istediğini bilmelisin bir ekip olarak. Yoksa istediğin hikayeyi veremezsin. Ben mesela bu klibin bitmiş hali ne izlediğimde çıldırdım, yani çıldırdım. İnanamıyorum dedim. Gerçekten yapmak istediğimiz her şeyi yapmışız. Çekmek istediğimiz bütün kareleri çekmişiz. Ve hikaye tam hayal ettiğim gibi oldu. Tabii ki de burada Veli Kuzlu'nun sihirli dokunuşu muazzam. Bence bu ülkedeki en iyi görüntü yönetmeni bence klip konusunda. Ben böyle bir şey görmedim. Bizim bir hayalimiz vardı Şenol'la. O da bunu gerçekleştirdi. Gerçekten. Yani resim olarak şunu istiyoruz dediğimizde bize aynı şeyi verebildi. O yüzden sadece Veli değil tabii. Sette çalışan herkes. Büyük bir setti, büyük bir ekipti. Çaylarımızı hazırlayan insanlara kadar. Yani herkes bu ekibin ve bu işin ve bu başarının bir parçasıdır. O yüzden çok gurur duyuyorum. Çok büyük bir iş yaptık böyle bir dönemde. Ve güzel bir anı oldu. Maskeliydi herkes sette. Yani böyle çok güzel backstage resimlerim var. İleride çocuklarıma inşallah bir gün. Bakın böyle bir dönem yaşadık ama anneniz gitti klip çekti bu şartlar altında demek istiyorum. Klipte evet enteresan bir at sahnemiz var. Şimdi Şenol bana klibi
anlatırken, yani önden bana şöyle bir şey çekmek istiyorum derken, bir at hayal ediyorum dedi. Ben de şey zannettim, klipte at koşacak ve at görüntüsü olacak. Sen binebiliyor musun dedi. Yani 15-16 yaşındayken binmiştim evet, ama ondan sonra hiç böyle bir tecrübem olmadı dedim. Yapar mısın dedi. Evet dedim, ben skydive yapan bir insanım, yani helikopterden atlamış bir insanım, o yüzden bunu da yaparım dedim. Biraz büyük konuşmuşum çünkü sahneye yaklaşınca çok korktum. Atın ismi Bilbey. Ata yaklaştım ama kalbim nasıl atıyordu size anlatamam. Çok fenaydım yani, çok korktum. Çok sakinleştim. Nedense benim ekip de çok rahat. Ya ne olacak, sanki herkes her gün ata biniyor gibi beni böyle rahatlatmaya çalıştılar. Şükran, Alev, Ersan ile. Ersan çok enteresandı. Ersan benim hem dostum hem de kuaförüm yıllardır. Biz Ersan'la 2006'da tanıştık. Setteyiz şimdi. Ersan şey diyor bana, Maki ya. Biz birbirimize lakabımız Maki. Onu hiç anlatmayayım neden öyle olduğunu. Ersan şey diyor, ya Maki hiçbir şey olmaz ya, binsene diyor. Ben de o arada tabii yavaş yavaş yaklaştım. Bindim ata, bir baktım Ersan yok. Ersan uzaklaşmış. Olaydan uzaklaşmış ve bence korktun Ersan. Bence sen yani gülüyor. Kabul etmeyebilirsin ama sen bir tırstın Maki. Maki doğruyu söyle, tırstın mı? Maki gel ne olur yüzünü göster. Gel lütfen. Tabii, burada söyleyeyim. Maki gelsene. Gel. Gel. Tırstın mı Maki? Ben de çok büyük tırstım. Ama bir taraftan da sana biraz şey yapmak istiyorum, hani böyle motive edip hadi yapabilirsin falan diyorum ama kendim de inanmıyorum zaten öyle bir şey. Çünkü canım, at çok büyüktü. Ama olur gibi geliyor. Tabii ate yaklaştığında ben zaten kaçmaya başladım. Bir şey olursa Maki sen zaten yok oldun ya. Bir de bana şey diyor, ya ne var ki Maki, bineceksin falan. Hiçbir şey olmaz diyorum ama. Ama nasıl yaptın Maki? Gurur duydun mu benimle? Duydun değil mi? Teşekkür ederim. Evet. Maki'miz efendim. Maki. Kesinlikle. Mesela ben ata binmeden şunu düşündüm. Korkuyorum. Aslında binmek istemiyorum. Ama dedim, binersem çok güzel görüntüler olacak elimde. Ve bu benim için müthiş bir hikaye olacak. Sonuçta o at, yani çatıdayız yani. Bir binanın çatı katındayız. At orada. Hadise hadi dedim, yani sen helikopterden atlamış bir insansın, ata mı binmeyeceksin dedim. Ve o çok enteresandı. Orada tabii ki de çünkü ekibe bakıyorsun, gerçekten büyük bir ekip ve o sahne için hazırlanmışız hepimiz. Binmesem gece eve döndüğümde çok pişman olurdum. İyi ki binmişim, çok havalı gözüküyor ama çok korktum mu? Evet, korktum. Kabul ediyorum yani. Bu konuda çok cool olamayacağım, hani ne vardı ki falan asla diyemeyeceğim yani. Ben bir ağlama sahnemiz var, aynen öyle. Bu arada bu ağlama sahnesi önceden konuşulmadı. Klibin ilk günü sabah 7.30'da başladık ve son sahnelerde işte ata bindim. Ata binmeden o korku duygusunu yaşadım. Sonra klipte oynayan manken oyuncumuzla bir tartışma sahnesi oldu. O da aslında yoktu. O da sette gelişen bir olay oldu. Yok dedi Şenol, ben aslında burada sizin bir minik bir tartışmanızı görmek istiyorum dedi. Ciddi misin dedim, böyle bir şey konuş. Yok, güven bana dedi. Peki dedim, ne istiyorsun benden? Sinirlenmeni istiyorum dedi adama. Tamam dedim, şimdi bu duyguya girmem lazım. Sonra o sahneyi çektikten sonra şimdi dedi arabayı kullanıp durduğun noktada ağlamanı istiyorum dedi. Dedim başka bir de şuradan tekrar helikopterden atlar gibi onu da yapayım istersen dedim. Çok güldük o gece. Enteresandı. Yani ben oyuncu değilim. Oyuncuların tabii ki de trikleri vardır, ağlama trikleri. Hiç öyle bir tecrübem yok. Ve çok enteresandı. Yani bütün ekibi arkaya yolladık. Görüntü yönetmenimiz de kayboldu. Kamerayı koydular oraya. Aralarda Veli bir girip çıktı, onu bir gördüm böyle. Ama onun dışında tüm ekip arkadaydı. Müziği son ses açtık. Ve nasıl ağlayabildim öyle? Bir de insan, mesela ağlayan insan çok güzel olmaz ya. Ya güzel ağlayan insan ben hiç görmedim. Ağlamak zaten rahatlamadır ve bir insanın kendisini çok kasmadan böyle rahat bırakmasıdır. Klipte de
bilerek onu öyle bırakmak istedim. Yani mesela orada çok renkli oynamadık. Klibin renkleriyle ya da ne bileyim bir şey yapmadık orada. Nasıl desem, gerçek dursun istedim çok. Hani çok aşırı güzel dursun istemedim. Saçlarım falan dağınık. İşte makyajım falan akıyor. Çok enteresandı. Nasıl ağlayabildim diye merak edenlere çok yakın, çok kalbimi yıkan olayları düşündüm. O yardım etti. Bak, insanın içinde nasıl desem, hepimizde vardır bu. Yani bir şey düşünürsün, böyle birden o duygu yukarıya çıkar ya. Şu anda mesela o yaşadığım bir takım şeyleri düşündüğümde çok enteresan bir şekilde hala burada o olay. Yani hala bir şekilde ağlamanı sağlıyor. Bu kötü bir şey değil bu arada. Bu iyi bir şeymiş. Bunu da sonradan öğrendim. İyi bir şey. Yani ağlamak, bir şeyleri hatırlamak. Ve zaman zaman hatırlayıp duygulanmak iyi bir şeymiş. Yani bunu okudum, öğrendim, konuştum gereken insanlarla. O yüzden bu da beni rahatlattı. Bu yüzden galiba bu kadar rahat. Sonuçta burada bir ekip var. Herkesin arasında rahatlıkla duygulanabiliyorum. Bu gerçek bir şey çünkü ve bunu yapmalı insan. İşte o da aslında bir özgürlük hissi. Rahatlayabilmek, kendin gibi olabilmek bence çok önemli. Şöyle söyleyeyim, son 2-3 yıldır çok duygularımla vermedim kararlarımı. Çok enteresan, güzel soru bu. Daha çok mantıkla, yani bir şeyleri gerçekten, hani bazen bir liste yaparsınız ya, bir şeyin avantajı, dezavantajı. Son 3-4 yıldır öyle ilerledim hayatımda. Hem profesyonel anlamda hem özel hayatımda. Çünkü sadece duygumuza güvenirsek parçalanabiliriz bence. Bazen gerçekten mantıkla karar vermek lazım. Ve ben çok duygusal bir insanım ona rağmen. Belki de hayat beni böyle yaptı. Yaşadığım şeyler belki de beni bu duruma soktu, bilmiyorum. Bazı konuları insan geride bırakabiliyor ama bazılarını bırakamıyor. Sıcak deyince aklıma direkt benim ekip geliyor. Şimdi benim şöyle bir takıntım var. Hiçbir zaman sette çok bir şey isteyen bir insan değilimdir, onu söyleyeyim. Hani özel bir çaydır, özel bir kahvedir, yok. Böyle isteklerim yok. Benim hurmam olsun, bademim olsun, kahvem olsun yeter. Yani öyle bir özel bir marka, özel bir şeyim yoktur ama soğuk olmalı benim setim. Yani biz mesela fotoğraf vesaire çekerken stüdyoya girdiğimde benim ekip sürekli böyle yanlarında ceketler olur. Çünkü biliyorlar, soğuk istiyorum ya stüdyoyu. Şimdi bu sefer klipte, tabii klip stüdyo olmadığı için mekandayız ve havalar inanılmaz sıcak. Tabii ki de öyle bir şey yok yani. Biz bayağı 35, bence 37 dereceyi bile bulmuş olabilir değil mi o gün? Değil mi? 40'ı geçtim. Kesin değil mi o dans sahnesinde? Yani ve ben şimdi nasıl desem, normalde nefret ederim. Bak gerçekten sıcakta dans etmek, klip çekmek, şimdi hem güzel gözükmelisin hem iyi bir performans yapmalısın ve aşırı 40 derece olunca tabii ki de biraz böyle insan şey olabilir. Asla beni etkilemedi çünkü ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve vaktimiz o kadar. Yani o an onu çekmelisin. Mesela bu konularda kendime teşekkür etmek istiyorum. Çünkü normalde biz insanlar diyelim, sadece biz sanatçılar değil, hep böyle etrafımızdaki insanlara teşekkür ederiz ya, kendime teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendimi push eden insan benim o an. Hani benim yanımda bir yaşam koçu gelip hadi bunu başarabilirsin diyen birisi yok. İyi ki de bu konularda neyin ortaya çıkacağını çok iyi bilebiliyorum ve kendimi zorluyorum. Yani bundan dolayı da kendimi tebrik ediyorum. Evet, neden olmasın? Niye tebrik etmeyeyim, değil mi? Mütevazilik tabii ki de önemli hayatta. Ama
İyi ki de kendimi zorluyorum her seferinde. İyi ki de kendimi terlesem de, çünkü o dans sahnesinde gerçekten ekranda öyle gözükmüyor ama yani sırılsıklandım. Ama gidiyorsun, yapıyorsun, devam ediyorsun. Çünkü biliyorsun sonunda müthiş bir görüntü çıkacak orada. Belki de bir hareket o kadar güzel bir şey verecek ki ekranda. O yüzden kendini zorluyorsun ve bu his benim için çok önemli. Bu hissi ben yaşamasam zaten yapamam bence, bu işi yapamam. O yüzden sana teşekkür ediyorum güzel soruların için. Buradaki ekip, siz görmüyorsunuz tabii ama şurada şu konuşmayı yapmak, evde oturup hani basit bir kamera koymadık. Gerçekten şu an kameranın arkasında çok güzel, çok değerli bir ekip var. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Şarkımda emeği geçen herkese teşekkürler. Klip setinde bizimle olan herkese, şimdi isim girmeyeceğim. Unuturum çünkü. Herkese çok teşekkürler. Çünkü bu sadece benim işim değil, bu bir ekip işi. Umarım şarkıyı beğenirsiniz. Umarım klibi beğenirsiniz. Çünkü siz beğendikçe, siz sevdikçe biz burada olmaya devam edeceğiz. Ve bu işi mesleği demeyelim. Çünkü asla öyle görmüyorum müziği. Buna devam edeceğiz. O yüzden çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. Çünkü siz olmazsanız ben olamam. Ve biz olamayız. Teşekkürler. Biz de size alkış. Teşekkür ederim. Oo, işte iki kişi. Teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar.